Ne söyledin? Oo, çok iyi gözüküyor. Aldı. Yavaş mı? Hani kapıcıya da gidebiliriz aslında. Yani. Anadolu Grill var. Şöyle zoom yapayım. Gördünüz. Anadolu Grill'in yanında Uğur İmbis var. Gördünüz. Hemen karşıya dönüyorsunuz. Şurada örnek künefe diyor. Şurada da örnek. Örnek. Lahmacun evi. Arkadaşlar bizimkiler bitmiş. Soğan olsun mu? Soğan olsun. Tekrar bir tane Türk mahallesine gideceğiz ama bu seferki Kreuzberg'li değil. Berlin'in içinde birçok Türk mahallesi var. Bir tek şeye karar veremedik. Ciğer mi, köfte mi? Ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Yol yani... Ciğerciye gidecektik, tam buraya geldik, dedim ki hani köfteciye de gidebiliriz aslında. Yani ciğer yiyelim ya, köfte yeriz zaten. Köfte bu, köftenin evde de yapımı var yani. Zaten doğru söylüyorsun. Kasap köfte falan var. Doğru söylüyorsun. Sen daha önce orada yedin. Yedim, güzel. Arkadaşlar Ediz'in tavsiyesi üzerine gidiyorum. Ben daha önce ciğerciye falan gitmedim. Hatta ben Almanya'da ciğerciye gitmedim abi. Evet. O yüzden benim için de yeni olacak. İnşallah ben hoşuma gider diyorum ama sen beğendiysen büyük ihtimalle ben beğendim. Ben yiyorum ya. Hani genel yiyici. Ama her şey bir de milli yiyici var ya bir tane. Aynen aynen. Hani genel yiyiciyim ben yani. Gurmelik falan anlamam ama tadı güzeldi. Bu arada arkadaşlar bir saniye şuradan bisikletleri çekelim çünkü polis arabası geldi. Aa neyse, hava Allah'tan yumuşak. Neyse dostlar, bugün tekrar bu ön tarafa çok polisler falan yığılmış. Biz yolda gelirken izledik, kesin protesto protesto bir şey vardır. Ama protesto yok gördüğünüz gibi. Buradan şimdi bisikletler de yanımızda. Direkt Ediz'le yola çıkıyoruz. Yavaş yavaş sokağa girmek üzereyiz. Bakın karşı tarafta Köylüoğlu var. Abi bu arada ben Köylüoğlu'nu dedim. Gerçekten çok iyi. Şurada bir tane de... Sulu yemeğe gelinebilir. Sulu yemeğe gelinebilir orada. Sulu yemek var. Direkt sulu yemeğe mi gitsek? Kafam gitti. Şurada bir tane arkadaşlar Kasap Osman var bakın karşı tarafta. Deluxe halı zaten Türkçe yazıyor görüyorsunuz. Uğur İmbis var karşıda. Yavaş yavaş Türk restoranlarının olduğu sokağa girmeye başladık. 1-2 dakikaya restorana geliyoruz. Bisikletleri buraya bağladık şimdi. Bakın burada zaten örnek künefe yazıyor. Hemen biz sol tarafta lahmacun evine gireceğiz. Şurada bir tane boş masa var. Kanki şunu alalım mı direkt? Patron boş değil mi masa? Eyvallah sağ. Yok bize yeter o. Dostlar burada menü yokmuş. O yüzden içeride ısmarlayacağız. Gel kanki. Çantanın içi boş zaten. Oo, çok iyi gözüküyor. Bomba bomba. Ne söyledin? Lavaş mı? Tamam. Ben dışarıda bir şey söyleyeyim. Tabi orada ben size tam olarak nerede olduğumuzu göstereyim. Şurada hemen karşıda Anadolu Grill var. Şöyle zoom yapayım. Gördünüz. Anadolu Grill'in yanında Uğur İmbis var. Gördünüz. Hemen karşıya dönüyorsunuz. Şurada örnek künefe diyor. Şurada da örnek. Şöyle bir zoom yapayım. Örnek lahmacun evi. Dostlar bu arada biz burada ciğerleri beklerken burada Türk konvoyu var arkadaşlar. Birileri evleniyor galiba. Konvoy şuradan başladı, böyle devam ediyor bak. Ama şey evleniyorlar mı yoksa sünnet falan mı, onu anlayamadım. Birilerinin düğünü var.
Arkadaşlar bizimkiler bitmiş. Soğan olsun mu? Soğan olsun. Tabak vermediler mi kanki? Yok, şöyle yapayım da. Ben zaten direkt başlayacağım. Başla. Bir arkadaşlara göstereyim ben bunun ne kadar büyük olup olmadığını. Dostlar fiyat 3,5 euro değil mi? Doğru mu? Aynen. 7 tutuyoruz. Düşün. Soğanlı muanlı. Bayağı büyük. Abi başından arkadaşlara da gösterelim. Şöyle bir açabilirsen üstünü. Full yani ben bayağı doldurduğunu gördüm. Bence 3,5'a göre bayağı hesaplı. Oo çok iyi. Kimyon da güzel olmuş. Azıcık tam daha gelmedi ama. Bana geldi. Geldi mi? Valla. Bayağı iyi. Çok iyi. Dönerden daha ucuz. İndiyse ha. Parçalar böyle büyük büyük arkadaşlar. Ve full yani için. Ooo yumuk olduk. Çok iyi ya. Ben bu kadar beklemiyordum doğruya doğru. Zaten iyi. Daha iyisi ne olabilir? Tam da bilmiyorum açıkçası. Benim için büyüklüğü önemli abi. Arkadaşlar bu arada bir tane lahmacun söyledim. Sen de otur. Taze çıkıyormuş burada da. Geçen seferki gibi bekleme muhabbeti yok. Yorumlara şey yazmışlar. Abi lahmacun zaten her yerde taze. Her yerde taze falan çıkmıyor abi. Adamlar bayağı 30-40 tane yapıp camlı pençeyin önüne atıyorlar yani. Bak görüyor musunuz? Çayı kendiniz koyuyorsunuz oraya. Semaver mi diyorlardı buna? Şeker, kanki kesme şeker var mı? Egal egal, ich mach selber. Ben kendim yaparım, boş ver sen. Hadi 3 tane al o zaman. Mehmet getiriyor. Ablam böyle iyi mi? Alıyorum abi. Ben sana getireyim mi? Adamım ya. İnce belli de getirdi valla. Ha kesme şeker. Ben benim ismim bu. Kankşı. Sen şekersiz mi içiyorsun çay? Aynen öyle. Vay. Bu da öyle anlaşılıyor. Ne yapayım? Vay. Bak küçücük yer ama hiç durmuyorlar görüyorsun değil mi? Aynen sen hani gidip direkt alabilirsin. Aynen. Ben söyledim otur sen dedi o onu. Valla arkadaşlar içerisi sürekli full. Tak tak tak. Masalar boşalıyor, yeni birileri geliyor. Bakın arkadaşlar geçen sefer yemiştik, orada da lahmacun 1 euroydu. Yine aynı bomba. Tavuk şiş var yukarıda, kuru şiş. Bu arada çıkanların kendi ediyorlar. İçeride de böyle küçük, 1-2 tane alıp kalacak yer var. Buradasın ama herhalde şey. Biyo. Doğru bildin kanki, benim olmuş ya. Hesabı mı ödeyecektin? Yoktum abi, lahmacun geldi. Neyse. Ver müziği alttan da diyelim, müziğiyle böyle. O yüzden muhabbeti seviyorsanız, tanışmak istiyorsanız bir de böyle bir öğrenci grubu falan da kurmayı düşünüyoruz. Instagram'dan ulaşın, yazın Jaguar Berlin'de. Orada böyle bir yemeğe içmeye falan giderken dizi de alırız yanımıza. Etron'u da alırız. Böyle güzel bir... Nasıl bağlayayım şimdi? Edizi de alırız. Edizi de alırız. Bizi beni de alırsınız. Önce Bahçıvan'a sonra Edizi'ye sonra hepimiz Edizi. Bir tane. Çok kötü yedim bir. Şimdi 2 saatte şurada şu duyuruyu yapamadım. Bugün Berlin'den bir arkadaşımız daha yazdı Instagram'dan. Dedi videolarını izliyorum, muhabbetini beğeniyorum. Bir ara buluşalım, sohbet edelim. Dedim tamam. Eğer siz de istiyorsanız Instagram'dan iletişime geçin arkadaşlar. En azından şunu yazın. Ben de Berlin'deyim. İşte öğrenciyim, çalışıyorum yani şu bu bir kısa bir bilgileri. Instagram'dan ekleyin. Böyle Ediz'de falan gezdiğimizde, Yeturan'da olsun, Ediz'de olsun, bisiklet turları veya şimdi yeme içme falan gidiyoruz ya, siz de yanımıza alabiliriz. Katılmak istiyorsanız bana yazın. Patron benim bir lahmacun vardı az önce almıştım. Kolay gelsin, iyi akşamlar.
Arkadaşlar biz yavaştan kalkıyoruz artık. Bitirdik. Böyle birazcık pis bıraktık masaya ama yapacak bir şey yok. Burada böyle insanlar sıra bekliyorlar. Burada dışarıda, dışarıda herkes. Yemeğimizi bitirdik. Yavaştan Ediz'le geri döneceğiz. Arkadaşlar çok soğuk. Ben böyle kışın hep çorapları yanıma alıyorum. Şimdi bak bu direkt Berlin style. Geçirip şimdi kanki seninle kanallara gidebiliriz. Aynen. İstiyorsa şimdi şimşekler çaksın. İstiyorsa yağmurlar yağsın. Ben üşümedikten sonra problem yok. Bunu böyle geçirdik. Zaten orası da soğuk olacak. İyi yapıyorsun. Esecek ya. Zaten. Kanki ben üşüdüm mü bütün hayat zevkim, her şeyim bitiyor. Ne muhabbet etmek istiyorum, ne yemek yemek istiyorum, ne oraya gitmek istiyorum, ne buraya. Arkadaşlar bu arada biz videodan kendimize bir şeyler de aldık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar.